Arkadaşlar, abiler selamun aleyküm. Herkese hayırlı günler arkadaşlar abiler. Kısa bir açıklama videosu yapmak istedim arkadaşlar abiler. Aslında bu açıklamayı dün yapacaktık. Ama Çiko Baba'nın büyük oğlu 16 yaşlarında iş kazası geçirdi arkadaşlar. Bileğinden ciddi bir kesilme var, yaralanma var. O yüzden kendisi gelemedi dün. Ben de dün paylaşım yapmak istemedim işin açıkçası. Bugün ama o açıklama yapma gereği hissettim. Biliyorsunuz birkaç gündür, hatta birkaç haftadır bu Araplarla alakalı çekimler yapıyorduk. Araplar olmadı arkadaşlar. Niye olmadı? İşte en son yaptığımız yayında Araplar hakkında yarın sizi bekliyoruz dediler. Ondan sonra akşam gece ben kuşları satmaktan vazgeçtim diye bir telefon gelmiş. Çiko Baba zaten söylemeye gerek yok, deliye döndü arkadaşlar abiler. Zaten akşam yanıma geldiğinde kısa bir açıklama videosu da onunla birlikte yapacağız. O yüzden biz de burada yalancı durumuna düştük. Karşı tarafa güvenerek arkadaşlar. Olmadı. Epeyden beri de arayanlar vardı. Özellikle ben Çiko Baba'yı çok bastırdım. Bak, çok arayan var. Arattırıyorlar insanları bizlere. Olacaksa olsun, olmayacaksa önümüze bakalım dedim. O da işte en son konuştuğunda yarın beni aradı. Yarın gidiyoruz. Hiçbir yere gitme. Kimseye söz verme. Yarın gidelim, kuşları çekimini yapalım. Alan alır. Almayan da sağlık olsun dedi. Öyle kapatmıştık ama akşam, işte sabah gideceğimiz sabah beni aradı Çiko Baba. Bu adam akşam beni aradı, böyle böyle dedi. Açıklama gereği de yapmak istedim işin açıkçası arkadaşlar abiler. Kuşları bekleyen abiler haklarını helal etsinler arkadaşlar. Çok arayan vardı o kuşlarla alakalı. Güzel kuşlarda demek ki sahibi kıyamadı. Ona da diyecek fazla bir şeyim yok çünkü kendisini tanımıyorum arkadaşlar. Tanımadığım için de bir şey demek doğru olmaz. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Ya kuşu var ya arkadaşlar, enseye düşmüş. Öyle bir kötü ense kuşu mahvetti ya. Kuşun neresini kanattıysa vura vura. Gözüne mi vurmuş? Nereye vurmuş? Artık kendi kuşlarımızla alakalı sahiplendirmelere devam edeceğiz arkadaşlar. Böyle çok fazla da dışarı açılmadan yapmak en doğrusu. Ben yıllardır bu kuş işinde belli başlı 2-3 tane fazla kapı bilmem arkadaşlar, gitmedim. Bazı yanımızda olan insanlar bizleri götürmüştü. Onların da zaten şeyini çok çektik. Ama bundan sonra kendi kuşlarımla alakalı kuşları çoğalttım. İnşallah güzel hayvanlar da tüylerini diziyor. Kısa zamanda hep birlikte izleyeceğiz. Şöyle yemlemelerimizi de yapalım artık. Kuşlar bayağı acıktı. Gelin bakalım. Burası bakıcıların olduğu tayfa. Sadece bir takım boskillerim var. Onlar da bir türlü altlarını boşaltamadım arkadaşlar. Tam yavruları büyüttüler. Anaçları buradan alayım dedim. Bir baktım şuraya, en köşeye yumurta yapmışlar. Yumurtalar da böyle telefonun ışığını tutunca baktım ki arkadaşlar 4-5 günlük olmuş. İşte fark edemedim. Devamlı anne baba dışarıda olduğu için hiç fark edemedik. Tekrardan yumurtalar oluşmuş. Artık bu seferlik daha böyle idare edecekler. Ondan sonra anaçlarımızı buradan alacağız. Diğer kuşlarla devam edeyim. Videoyu çok kısa durdurayım. Şuranın yemlemesini bitirdikten sonra arkadaşlar şöyle atayım hatta. Evet. Çok kısa devam edeceğim. Evet. Diğer bizim apaçi başlamazlıkların olduğu bölüm.
Baba Sultan gel bakalım. Arkadaşlar inşallah arkadaşlar Arap bekleyen abiler için normalde hani yerimiz olmadığı için almıyorduk ama inşallah kümesin bir tanesini boşaltırsam 1-2 ay içerisinde, daha önceden biliyordunuz yani, o kapı garanti arkadaşlar. Fuat abi beni defalarca kendisi aradı. ODTÜ'de, Ankara ODTÜ Üniversitesi'nde kuş almıştık. 2-3 kere kuş almıştık arkadaşlar. Kuşlar da gayet güzel, başarılı. Orada kuş da seyretmiştim ben. Abimiz de gayet düzgün, mütevazi bir insan. Olmadı, Arap bekleyen abiler için zaten Fuat abi beni aradı. Caner, bütün kırma dökmeleri verdim kardeşim dedi. Orijinallerden sana dedi, sana başkasına kesinlikle vermem dedi, sana çoğaltıyorum dedi, hatta sana bir iki tane de böyle bomba kuş uçuracağım dedi, olursa dedi, başına bir iş gelmezse dedi. Öyle sözleşmiştik. İnşallah oradan Arap bekleyen abiler için Arap almaya gideceğim arkadaşlar. Fuat abi gerçekten sevdiğim bir abi, düzgün bir abi. Kuşları da güzel arkadaşlar. Zaten bilinen kuşlar. O kuşlardan alanlar da zaten memnun kalmışlardır. Arap bekleyen arkadaşlar, abiler için de oraya gideceğiz. Kendisi zaten beni arayacak. Arkadaşlar şu ikili var ya, gezen şu ikili. Bunların en son bir çift yavrusunu aşağıya indirdim. Şimdi boz ve ala. Çok yakında vizyonda olacaklar arkadaşlar. Ben böyle takla yeni çevirmiş kuşun buluttan inmediğini bu sene şahit oldum arkadaşlar. Taklayı 1-2-1-2 böyle düzden çeviriyorlar arkadaşlar. Ama bulutun bir katında böyle sanki böyle sertleşmiş, havaya baş yapan kuş gibi. Bakalım, inşallah güzel olacaklar arkadaşlar. Gök kırkanat. Gök kırkanat. Komple ak kuyruk. Bir tane tam ortada bir siyahlık var. Bir tanesi de boz yavru. Bu ikilinin yavrusu. Kuşların hepsi bir yana. Bu dumanlı kirli soyu arkadaşlar. Bir yana zaten bunlar babaları aynı kuş. Babadan kardeşler. Bunlar da dumanlı kirlinin. Bu dumanlı kirlinin veliaht da oğlu. Bunlar da kardeşleri. Bunlar da burada böyle iki takım duruyorlar. Bu erkeğin çok güzel bir yavrusu başladı arkadaşlar. Mükemmel takla döşeniyordu. Ekeliğe bıraktım. Hatta geçenlerde böyle şey yapmıştım arkadaşlar. Kümesin içerisinde bir tane benekli takkalı bir dişi. Bu erkeğin yavrusu. Arkadaşlar. Abiler. Böyle yavruları da göstereyim. Yavrular hep sahiplendirildi. Yerleri var. Bunlar gidecekler arkadaşlar. Burada yine bir takım anacımız var. Burada genç damlacıklarda Kaptan Köşkü. Kaptan Köşkü. Çolağın anne baba. Dışarıdaki gökler, dumanlı kirliler, yan taraftaki kara kirli takkallar, hepsi bir erkeğin yavrusu. Hepsi bir babadan çıkma arkadaşlar bunların. Hepsi. Benim kendi beslediğim, uzun yıllar beslediğim damızlık kuşların dişilerinden çıkma.
Mesela bunlar pembe mavi boncuklulara giriyor arkadaşlar. Bunların annesi pembe mavi boncuklu dişi. Harika kuşlar arkadaşlar. Bakın efsaneyi uçuracağız. Çolağını öpüyoruz kardeşim. Bir tanesi de burada Gökten Kala. Evet arkadaşlar, abiler. Yani burada sonlandırayım. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Arapları bekleyen abilerden gerçekten tekrardan özür dilerim. Kusura bakmayın. Sizi belki oyalamış gibi oldum ama yani benim elimde olan bir şey değil. Ben şahısı abiyi tanımıyorum. Hani tanımadığım için de bir şey de diyemiyorum. Çiko Baba akşam inşallah geldiğinde gerekli açıklamayı yapacak. Canımız sağ olsun diyelim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.